Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonunuz olur umarım. Dolu dolu bir gündemle yine karşınızdayız. Aslında çok fazla konuşulacak şey var ama umarım hafta sonunuz güzel geçer. Hafta başına da güzel başlarsınız temennisiyle tekrar buradayım. Şimdi neler konuşacağız? Öncelikle çok uzun zamandır Trabzonspor hakem hataları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaklaşımı nedeniyle birçok konudan şikayetçiydi. Bu konuda neden adım atmıyor, neden bekliyor diye çok fazlasıyla tepki vardı. Trabzonspor çok önemli bir adım attı ve pazartesi günü FIFA'ya başvuruda bulunacak. Bu başvurunun detaylarını burada konuşacağız. Ayrıca Alanya Spor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı kadroda bazı değişiklikler yapacak mı, ne gibi hamleler yapacak, kimler oynayamayacak, bunların detaylarını burada konuşacağız. Abi herkes transfer haberi yazıyor, transfer söylentisi içerisinde sen neden bu noktada bir hamle yapmıyorsun, bir transfer haberi yapmıyorsun diye çok fazlasıyla sistem dolu mesajlar aldım. Neden şu an için beklediğimin detaylarını bunu burada size aktarmaya çalışacağım. Ayrıca Trabzonspor'da şu anda gündem ne? Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuları nasıl motive ediyor? Şampiyonluk söylemleri yeniden gündemde mi? Bunun detaylarını konuşacağız. Aslında dolu dolu bir gündem. O yüzden çok fazla uzatmadan hemen başlayayım istiyorum. Öncelikle tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet edecek Trabzonspor. Bu gerçekten Türk futbol tarihinde çok önemli bir adım olarak dikkat çekiyor ve bu detaylarını hemen size aktaracağım. Türkiye Trabzonspor pazartesi günü FIFA'ya yapacağı başvuruda şu detayları aktaracak. Bugün Sabah gazetesinde de yazdım aslında. Aslında Ömer Rıza'yı hatırlayanlar vardır. Trabzonspor'un oyuncusu Ömer Rıza. Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Rıza Trabzonspor'dan ayrıldığı dönemde kendisine ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na bir başvuruda bulunmuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise Trabzonspor'u bunu davada haklı buldu ve oyuncuya haksız fesih yaptığı gerekçesiyle herhangi bir ödemeye gerek duymadığına kanaat getirdi. Ama Ömer Rıza bunda yetinmedi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında aynen size aktarıyorum. Türkiye'de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği noktasında bir karar almıştı. Trabzonspor kendi aleyhine olan bu kararı şimdi FIFA'ya yapacağı başvuruda koz olarak kullanacak. Onun detaylarını hemen söyleyeceğim size. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu karara istinaden Trabzonspor Kulübü de Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptık. Bildiğiniz gibi Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak çalışan oldukça kapsamlı bir kuruluş. Trabzonspor yaptığı başvuruda Türkiye'de cezaların bir standardı yok. Kulüplere, kişilere göre çok fazlasıyla değişiyor diye bir rapor istedi. Daha doğrusu bir görüş istedi Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan. Kamu Denetçiliği Kurumu da aslında şu görüşe de yer verdi Trabzonspor şikayetinde. Örneğin 75 gün hak mahrumiyeti cezası veriliyor ama bu 75 günün bir standardı yok. Hangi açıklamayı yaparsak 75 gün hak mahrumiyeti alıyoruz ve hangi açıklamayı yaparsak bu hak mahrumiyeti 80 güne çıkıyor. Bunun bir standardı yok dedi Trabzonspor. Kamu Denetçiliği Kurumu da 20 sayfalık bir rapor, daha doğrusu 20 sayfalık bir tavsiye kararı aldı. Tavsiye kararında şu ifadeyi kullanıyor Kamu Denetçiliği Kurumu. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararla birebir uyuşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının PFDK, MHK, UÇK ve tahkim gibi kurulların bağımsız olmadığını vurgulayarak göreve gelen federasyonun iradesiyle yapılan atamalardan oluşan kurumların bağımsızlığı gibi bir durumdan söz edilemez. Çünkü bu kurumlar göreve geldiğinde ilk iş olarak oradaki kurulları değiştiriyor ve kendi iradesine uyacak kurumları, kişileri oraya atıyor. Dolayısıyla burada bağımsız bir durumdan söz edilemez diyor Kamu Denetçiliği Kurumu. 20 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz ama ben burada sadece bir paragrafını size okudum. 20 sayfalık bir tavsiye kararı bu ve orada hakem atamalarından verilen cezalara kadar seyirci kontenjanından birçok detay var aslında. Yani o kadar fazla detay var ki dediğim gibi 20 sayfalık bir rapor bu ve 20 sayfalık tavsiye kararı. Şimdi Trabzonspor Kulübü ne yaptı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını ve Kamu Denetçiliği Kurumu affedersiniz, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararının
yer aldığı şikayet dilekçesini esas alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya üye olma kriterlerinin en önemli maddesi olan, daha doğrusu en önemli ilkesi olan bağımsız ve özgür olma ilkesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulunuyor. Raporda ayrıca Trabzonspor'un sunduğu bu şikayet dilekçesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut sisteminin FIFA Etik Kod 19. maddeye aykırı olduğu ve kökten değişmesi gerektiği, FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani şu andaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut sisteminin bu kurallara uymadığı net bir şekilde ifade ediyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya üye bir kurum olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiği, madde madde ve örnekleriyle birçok kez o şikayet dilekçesinde vurgulanıyor. Bir detay daha var, onu da söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olan bir kişinin isim vermedi Trabzonspor şikayet dilekçesinde ama tabii ki bunu detaylarını FIFA soruşturma açarsa eğer isteyecektir. Bakalım ne gibi bir tepki verecek buna, tabii onu bilmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olan bir kişinin devletin önemli makamlarından birinde görevde olduğu ve dolayısıyla oradaki kararlarda etkili olduğu da söyleniyor. Zaten bu isim az çok siz de tahmin etmişsinizdir. Pazartesi günü yapılacak bu şikayet. Bakalım pazartesi günü nasıl bir karar çıkacak. Bugün aslında yanılmıyorsam Kulüpler Birliği toplantısı var ve Trabzonspor bunu da orada gündeme getirecek. Bakalım diğer kulüplerin yaklaşımı buna ne olacak? Diğer kulüpler buna destek verecek mi? Çünkü Başkan Ahmetoğlu yaptığı açıklamada bu durumdan şikayetçi olan ve kökten değişmesini isteyen kişilerin de kurumların da bize destek vermesini bekliyoruz demişti. Bakalım biz takipçisi olacağız bu konunun, yani haberimizin devamının takipçisi olacağız. Bakalım pazartesi günü yapılacak şikayetten sonra ne gibi gelişmeler yaşanacak. Hemen gündemin ikinci konusuna geçelim. Pazartesi günü Alanya Spor maçı var ve teknik direktör Abdullah Avcı kadroda değişiklik yapacak mı? Açıkçası çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum kadroda. Son haftalarda Serkan Hasan üzerinde çok yoğun bir baskı var ve bu oyuncunun performansını maalesef olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden belki Serkan Hasan'ın üzerinde çok daha ekstra bir baskı oluşmaması için teknik direktör Abdullah Avcı onu dinlendirmeyi tercih edebilir. Bir değişiklik olacaksa belki burada olabilir sadece. Onun yerine kim oynayacak derseniz en yakın aday Abdülkadir Parmak. Neden Abdülkadir Parmak? Çünkü Pereira burada oynarken teknik direktör Abdullah Avcı'ya sağ bek için Abdülkadir Parmak'ı denemesi gerektiğini, onun orada potansiyeli olduğunu söyledi. Pereira gerçekten o mevkide çok çok önemli, değerli bir isimdi. Abdullah Avcı da onun bu önerisini zaten maç sonunda da vurguladı. Parmak'ı sağ bekte oynatmamı daha önce Pereira da söylemişti diye. İyi de bir görüntü ortaya koydu Serkan Hasan oyundan çıktıktan sonra. O yüzden Alanya Spor maçında yine Abdülkadir Parmak'ı orada görebiliriz. Şu an bir muhtemel 11 vermem doğru olmaz. Çünkü henüz bugün saat 16'da yapacağı antrenmanla Alanya Spor maçı hazırlıkları başlayacak Trabzonspor'un. Bakalım maç gününe kadar yapılacak taktik antrenmanlarda neyi deneyecek, bunu göreceğiz. Nasıl motive ediyor oyuncularını Abdullah Avcı? Maç sonunda yaptığı bir açıklama var aslında. Kulüp bunu sosyal medyasından da yayınladı. Zirve yarışından asla kopmayacağız dedi Abdullah Avcı. Bu çok çok önemli bir vurgu. Evet, Trabzonspor zirve yarışında sonuna kadar mücadelesini sürdürecek ve şu an itibariyle de Alanya Spor maçı bir dönüm noktası aslında. Alt sıralardan kopmak ve benim hedefim üst sıralar demek diyebileceğimiz bir karşılaşma Alanya Spor müsabakası. Bakalım Trabzonspor o karşılaşmadan nasıl bir performans ortaya koyacak ve nereyi hedeflediğini daha iyi bir şekilde ortaya koyacak aslında. Gel gelelim, sürekli olarak soruyorsunuz. Abi herkes transfer haberi yazıyor, sen neden transfer haberi yazmıyorsun diye. Öncelikle şu detayı vereyim. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetim kuruluna henüz bir transfer listesi sunmadı. Sadece scout ekibine şu talepte bulundu. Her iki beke, her iki kanata ve forvete bana oyuncu listesi, oyuncu havuzu hazırlayın dedi Abdullah Avcı. Şimdi scout ekibi bir çalışma yapıyor. Eldeki mevcut oyuncularını, önce geçmişte izlenen oyuncuları tekrar gündeme getiriyor. Onları inceliyor. Ardından bir havuz oluşturulacak ve şu ülkeyi şu o isim, şu ülkeyi şu isim diye bir takip çizelgesi oluşturacak ve bir rapor sunulacak Abdullah Avcı'ya. Bu rapor sunulduktan sonra Abdullah Avcı kendi listesini oluşturacak. Bir karşılaştırma yapılacak ve uygun isimlerle görüşmeler başlayacak.
Ama iki isim var. İki isimle ilgili olarak net, somut bazı gelişmeler var. Bunun videosunu da Alanyaspor maçından sonra çekeceğim arkadaşlar. Allah tabii nasip eder o günleri görürsek. Alanyaspor maçından sonra iki isim noktasındaki fikirlerimizi beyan edeceğiz. Biri sağ bek, biri sağ kanat. Zaten sağ kanatı az çok biliyorsunuz ama onunla ilgili farklı detaylar vereceğim. Bakalım bunlarla ilgili gelişmeleri de yine an ve an size aktarıyor olacağım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın. Gününüz güzel geçsin. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, selamlar.